Edebiyattan sayfalardan herkese merhaba. Bugün şair Levent Karataş ile birlikteyiz. Kendisini çıkartmış olduğu şiir kitaplarıyla tanıyoruz. Fakat bugünkü konumuz şiirleri değil. Bugünkü konumuz editörlüğünü yapmış olduğu Yıldız Tozu dergisi. Evet Sayın Levent Karataş, biz sizi çıkarmış olduğunuz şiir kitaplarınızdan biliyoruz. Ve geçen sene 2017 tarihinde aslında Son Görüş adlı bir şiir kitabınız yayınlandı. Fakat bildiğiniz üzere konumuz bu değil. Konumuz sizin editörlüğünü yapmış olduğunuz Yıldız Tozu. Yıldız Tozu dergisi ikinci sayısına başladı ve okurlarıyla buluştu. Bize Yıldız Tozu'nun bu yola çıkış hikayesini, macerasını anlatabilir misiniz? Yıldız Tozu'nun bir boşluktan yola çıkmaya çalıştı. Edebiyat dergilerinin bu dönemde kapandığı bir dönemde o boşluğu doldurmak üzere bir hareketlilik içine girdi. İsmail Cem Doğru bir gün bana geldi ve böyle bir dergi fikri olduğunu ve Cengiz Orhan'ın da bu dergide olacağını söyledi. Bir toplantı yaptık ve böyle bir derginin varlığını şimdi karşınıza çıkarmış bulunuyoruz. O boşluğu doldurma gibi bir çabamız var. Bir boşluğu doldurma gibi bir çabamız var. Ve okura genç edebiyatı, daha çok gençlere yönelik, yani kendine yayımlayacak alan bulamayan gençlere yönelik bir kapı olmak gibi bir düşüncemiz var. Şimdilik böyle bir yolculuğa başlamış bulunuyoruz. İkinci sayımız çıktı. Birinci sayımız çok iyi dağıtılamadı. İkinci sayıdan itibaren artık üçüncü sayı, Ekinoks sayısı çıktı. İkinci sayıdan itibaren artık dağıtım ağlarımız daha genişleyerek yolumuza devam edeceğiz. Yıldız Tozu'nun editörü olarak hangi metinlere genellikle yer veriyorsunuz veya yer vermek istiyorsunuz? Yıldız Tozu'nun çizgisi aslında muhteviyatı ne olacak? Bunu nasıl belirliyorsunuz? Bundan da bize bahsedebilir misiniz? Aslında yaratıcı oldukları zorlayacak, zihin açıcı bir takım tematik ve deneysel işlere daha çok yer vermek istiyoruz. Deneysel sayfamız var mesela. Ve deneysel sayfamızda deneysel şiirlere, matematiksel, görsel şiirlere de yer veriyoruz. Ve çizime yer veriyoruz. Bülent Üst'ün Karika Şiir diye bir köşesi var. Oradan şiirleri karikatürize ediyor. Daha çok biraz önce de söyledim, alan bulamayan, kendine yayımlayacak alan bulamayan gençlere yönelik bir çaba bu. Tematik bir dergi gibi görünse de daha çok edebiyatın şiir alanında poetikanın sorunlarına, poetikanın güncel durumuna ilişkin verileri bulabileceğiniz şık bir dergi oldu Yıldız Tozu Ekinoks'tan itibaren dergimiz. Bir de merak ettiğim şey şu. Yıldız Tozu popüler kültüre mi oynayacak? Yani popüler kültüre yenik mi düşecek? Yoksa bir alt kültür olarak mı kalacak? Yani edebiyatın içerisinde edineceği konum nedir acaba? Hayır, biz edebiyatta kendimizi konumlandırmayı planlıyoruz. Popüler kültür bizim yalnızca dışladığımız bir kültür biçimi olabilir. Biz daha çok işin mutfağında olan bizler için daha çok edebiyatın, şiirin, denemenin yaratıcı bir olukla devam edebileceği, yaratıcı olabileceği bir dergi alan olmak istiyoruz. Popüler kültür içerikleri boşaltan bir kültür. Biz o şablonlardan, klişelerden biraz daha uzaklaşıyoruz. Üçüncü sayıdan itibaren grafik olarak da farklı bir grafikle, yani Çiçek Çocuklar sayısıyla birlikte farklı bir grafikle okura sesleneceğiz. Bir grafik anlayışımız da olacak, temamız da olacak. Grafik, görsel temamızın adı Çiçek Çocuklar. Bu sayıda Ekinoks'tu. Fakat çok belirgin sayfalara bunu yansıtamamıştık. Sadece giriş yazısına yansıtmıştık. Önümüzdeki sayıdan itibaren, Çiçek Çocuklardan itibaren çiçek gibi bir dergi olmayı planlıyoruz. Peki genel çerçevede Türk Edebiyatı'nda edebiyat dergilerini bize değerlendirebilir misiniz acaba? Aslına bakılırsa daha önce yaptığım bir soruşturmayı size söyleyeyim. Sosyal medyanın bu kadar geniş spektrumlu olmasının nedeni editör ambargolarıdır.
insanların sosyal medyada şiir paylaşmasının nedeni editör ambargolarıdır. Biz bu ambargoyu kaldırmak üzere yola çıkmış bir dergiyiz açıkçası. Üç soruya da verdiğim yanıtta hep genç şiiri ön plana çıkartmak, genç poetikanın altını çizmeyi söyledim. Genç poetikanın altının çizilmesi gerektiğine inancımızı belirttik. Şimdi de şöyle bir şey söylüyorum. Edebiyat dergileri bir bir kapanıyor. Şimdi dergi çıkartmak fikri insanlara kendi gölgeleriyle savaşan birer Don Kişot gibi görünebilir. Bir Don Kişot gibi görünebiliriz. Ama Yıldız Sözü, Yıldız Tozu Çiçek Çocuklardan itibaren dergimizi daha iyi konumlandırıp okura ulaştırmayı planlıyoruz. Ve dergimizin bir bir edebiyat dergileri kapanırken özellikle derginin Yıldız Tozu'nun çok önemli bir boşluğu dolduracağına inancımız sonsuz.